Merhaba Haber Biraz izleyenleri, ben Erdem Papuççuyan. Bugün yanımda Doğuş Teknoloji CDO'su Özcan Çavuş var. Merhabalar, nasılsınız öncelikle? Çok teşekkürler, iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz, çok teşekkürler. Bugün aslında hem Doğuş Teknoloji'yi konuşacağız hem de veri odaklı aslında bir sohbet olacak. Evet. Ben hiç zaman kaybetmeden biraz Doğuş Teknoloji kısmından başlamak istiyorum. Öncelikle Doğuş Teknoloji nedir, neler yapar, hangi alanlarda değer üretir, nerede öne çıkar, onları alalım, başlayalım. Tabii ki seve seve. Biz aslında 10 senedir sektörde bulunan bir teknoloji şirketiyiz. Ağırlıklı yazılım çözümleri, siber güvenlik, robotik süreç otomasyonları ve tabii ki veri ve analitik alanında sektöre değer katmaya çalışıyoruz. Bu noktada çok fazla sayıda projeler gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda ürünleri de hayata geçiriyoruz. Son 2 yıldır ağırlıklı Türkiye, Orta Asya ve Orta Doğu pazarlarına doğru da çalışmalarımızı geliştirmeye başladık. Bu noktada Dubai'de tamamen veri odaklı bir şirket hayata geçirdik. Yine Katar'da daha çok Doğuş Teknoloji'nin tüm servislerini konumlandırdığımız bir şirketimizde bu yıl açmış bulunduk. 450'nin üzerinde çalışan olan bir Ar-Ge merkeziyiz. Bu anlamda aslında Türkiye'nin bence sayılı Çok büyük şirketlerinden gerçekten, evet. bir tanesiyiz. Süper. O zaman gelelim biraz veri kısmına aslında. Tabii Çünkü ki. artık günümüz dünyasında işte gelişen teknoloji, internet derken veri hiç olmadığı kadar aslında önemli. Peki burada aslında günümüz şirketleri daha çok hangi alanlarda veri tüketiyor ve hangi alanda veri çıkartıyor aslında? Burada hangi veri türleri ön planda? Onları alalım. Tabii ki. Şimdi zaten sektörlere bakmak lazım öncelikle. Şirketlere baktığımızda hani müşteri ve misafirler diyoruz. Onlar zaten odağında tüm şirketlerin. Tabii ki son yıllarda ben şunu görüyorum. Şirketler daha çok kendi verilerini kullanmanın yanı sıra biraz daha dış dünyadan da müşterileri, misafirleri daha hızlı tanımak, daha iyi tanımak adına birçok farklı verileri ama işbirlikleriyle olsun ama farklı veri sağlayıcılarını alıp kullanmaya ve zenginleştirmeye başladılar. Pandemiyle beraber momentumu artan bir dijitalleşme sürecinin Tabii. içine dahil olduk. Hepimiz biliyoruz aslında dijital doğan e-ticaret gibi şirketler var. Biraz daha fiziksel üzerinden, dünya üzerinden giden işte restoranlar gibi, belki bir nebze perakende gibi sektörler de vardı. Pandemiyle beraber bu sektörler de aslında işlerini daha fazla hem süreçler anlamında hem de son kullanıcıları olan misafir müşterileri temas anlamında dijitale doğru Tabii ki. kaydırdılar. Evet, Yani kaçınılmaz artık burada dijitalleşme. fizikselden fijitale doğru da geçtiler. İşte bu noktada veri de oldukça önemli bir hale geldi. Çünkü misafirlerin ve müşterilerin bu alanlarda bıraktıkları ayak izlerini siz en iyi veriler üzerinden takip edebilir duruma geldiniz. Onun detaylarına zaten birazdan gireriz. Dijitalleşmeyle beraber aslında birçok şeyde, ortamda daha dijitale doğru kaymaya başladı. Daha bağlantılı oldu diyelim. Hepimiz biliyoruz yani nesnenin interneti zaten artık hayatımızın Bir parçası vazgeçilmez bir kesinlikle. parçası. Biz önümüzdeki 5-10 yıl içinde bu konunun çok daha önemli ve büyük bir noktaya geleceğini görüyoruz ve inanıyoruz. Ama işte otomotiv sektöründe bağlantılı araçlar konuşuyoruz. Belli alanlarda giyilebilir teknolojiler. Yani bugün belki değil ama kısa bir vadede üzerimize giydiğimiz tişört üzerinden sağlık durumunu Tabii veri çekecek. analiz Hatta bunun edeceğimiz, örnekleri de var görebileceğimiz artık. ve anlık izleyebileceğimiz teknolojileri de çok yakında görmeye başlayacağız. İşte bu dünyayı da daha iyi tanımanın en önemli ham maddesi de veri olacak. Şimdi aslında biraz kısa, hemen önce bahsettiniz, birazdan konuşuruz demiştik veri kısmını. Aslında şunu sormak istiyorum. Şimdi burada veri yönetimi çok önemli. Veri bilimi çok önemli. Burada analitik ve tahminleme şirketler için neden önemli? Bunları hangi alanlarda kullanacak? Onları da alalım. Evet, şimdi biz bu konuda bütünsel bakmayı seviyoruz. Şöyle ki aslında her şirketin, sektörün yıllarca kendi içinde yaptığı belli stratejiler var. Ama işte kısa vadeli, daha operasyonel ama taktiksel ama stratejik yani orta ve uzun vadeli. Şimdi dijitalleşmeyle beraber veri madem bu aslında dünyanın odağına oturdu, ortasına oturdu. Bu durumda diyoruz ki sektörlere ve şirketlere sizler artık aynı iş stratejinizi yaptığınız gibi bir veri stratejisi oluşturmak zorundasınız. Ve Kesinlikle. bu veri stratejiniz sizin iş stratejiyle entegre olmalı, konuşmalı. Yani aslında ben bir veriyi alırken bu veriyi ne şekilde kullanmalıyım? Hangi şekilde sonuca götürmeliyim ve ne zaman o veriyi kullanmayı bırakmalıyım? İşte bu veri yönetiminin önemli bir parçası. Daha önceden sektörler ve şirketler konuya biraz teknolojik odaklı bakıyorlardı. Yani büyük veri dünyaları oluşturalım, veriyi gerçek zamanlı almaya başlayalım, üzerine muhakkak analitik modeller, yapay zeka modelleri geliştirelim ve biraz daha bize geleceği göstersin. Fakat biz bunu aslında evet büyük bir fayda sağlayacağına inanıyoruz ama
gerçek anlamda faydaya dönüştürmek bunun tüm ekosistemin, yani şirketin tüm mekanizmalarının bu işin içine dahil olmasıyla beraber hayata geçebileceğine inanıyoruz. Sadece üst yönetimin değil, çalışanların da bu işin bir parçası olması gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden diyoruz ki sen sadece bu işi teknolojik olarak bakma, bir operasyonel model olarak bak. Elindeki veri asetlerini doğru değerlendir, hangileri kullanacağını doğru belirle, hangi verileri alacağını, kimlerin buna karar vereceğini anla. Yani aslında diyoruz ki insan kaynağı, teknoloji, veri altyapısı ve ileri analitik zenginleşmeyle beraber bunları harmanla ve iş stratejisine entegre edip bunu bir değere dönüştür diyoruz. Süper. O zaman biraz yapay zekadan bahsettiniz. Son olarak biraz da yapay zekaya gidelim. Çünkü artık günümüzün belki de her alanında karşımıza çıkıyor. Özellikle internet ve teknoloji dünyasında. Burada yeni nesil yapay zeka çözümlerini hangi alanlarda kullanıyorsunuz? Bunlarla neler yapıyorsunuz? Gelecekte neler yapacaksınız? Son olarak onları da alıp kapatalım. Seve seve. Şimdi hani öncelikle hype olduğu için bahsedeyim. Üretken yapay zeka. Tabii ki. Yani baktığımızda generative AI diyorlar. Gerçekten son bir yıl içinde hayatımıza ciddi anlamda girmeye başladı. Her gün yeni bir versiyonunu görüyoruz. Farklı bir çözüm görüyoruz. İlk önce bizi tedirgin etti. Biraz bir dakika dedik. Acaba bizim işlerimizi bir yapay zeka mı alacak? Şimdi bizler de tabii ki bu alana odaklandık doğal olarak yani baktığımız. Ama bunun öncesinde şunlardan bahsetmek isterim. Şimdi bu kadar büyük bir dünyayı yönetmek çok kolay değil. Dolayısıyla anlık veri dedik, nesnelerin internet dedik, ciddi anlamda IoT alanında altyapılarınızı oluşturmalı, teknolojiyi bu alanda geliştirmelisiniz. Biz bu nesnenin interneti dünyasına ciddi anlamda yatırım yapmaya başladık. Bunu sektörlerin ve regülasyon ihtiyaçları çerçevesinde bulut veya hibrit mimariler üzerine konumlandırıyoruz. Çünkü bazı sektörler biraz daha esnek, flexible olabiliyorken belli sektörler biraz daha regülasyona tabi. Bu anlamda kullandığınız altyapılar da burada oldukça önem arz ediyor. Sektörün ihtiyacına göre ama bulut mimaride ama biraz daha kendi lokal veri merkezlerinde veya hibrit yapılarda bu işi nasıl yönetebiliriz diye bakıyoruz. Bu verileri aldıktan sonra bunları harmanladıktan sonra işte üzerine o aklı koymak çok kıymetli. Biz de bu aklı ama ileri analitik modellerle ama biraz daha üretken yapay zekalarla, yani şunu diyoruz aslında artık bizlerin belli işlerde aslında sağ kolları, sol kolları vardır. Aslında bize gelir destek olurlar, yardımcı olurlar. Biz de üretken yapay zekaları aslında diyoruz ki ileride her şirketin, her departmanın, her çalışanın bir yapay zeka aslında olacak şekilde konumlandırmaya çalışıyoruz. Bu oldukça kıymetli. Bunun için aslında kendi içimizde özel bir ekip de oluşturduk. Hem Türkiye'de hem yurt dışında sektörler özelinde hangi asistanları geliştirebiliriz? Şirketlerin verileriyle bu yapay zekaları nasıl eğitebiliriz ve aslında sektörlere değer katabiliriz? Bunun üzerine de çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Belli alanlarda tabii ki bu işi yaparken şuna bakmak çok önemli. Birbirinden kopuk işler yapmaktan ziyade bu işi biraz daha yolculukları olarak ele almak önemli. Örnek veriyorum, bir otomotiv sektörüne baktığınızda siz bir aracı sattınız, siz artık o otomotiv şirketinin bir müşterisisiniz. Ama satıştan sonra aslında şirket sizlerle temas etmeye devam ediyor. Yani satış sonrası dünya olarak ele aldığımızda. İşte buralarda ne oluyor? Diyorlar ki işte biz Arden Bey'i otomotivinin aracının bakımı geldiğinde önden arayalım. Uyaralım, haber verelim. İhtiyaçları olduğunda acaba araçla ilgili belli potansiyel iyileştirme alanları varsa ona bakabilirim, onu tahminleyebilirim. Belli noktalarda doğru insan kaynağını, işin ehli insanı oraya koyalım. Çünkü her bir konu kendisinin uzmanı var. Bunu da veri ve analitikle zenginleştirip orada o hizmeti veren insana biraz daha yönlendirici olalım. Ve yine de bir noktada da eğer herhangi bir değişim olacaksa parça anlamında bunu da aslında depomuzdan hızlı bir şekilde getirebilirim. İşte bu yolculuğu siz süreçler içine entegre edip bütünsel olarak sağdaki kullanıcının da önüne koyduğunuz zaman hem aslında yeni nesil teknolojileri daha fazla kullanmış oluyorsunuz hem de son kullanıcıya daha seamless dediğimiz bir deneyimi de sunmuş oluyorsunuz. Biz sonuç olarak baktığımızda son teknolojik gelişimleri yakından takip ediyoruz doğuş teknoloji olarak. Bu alanda özel ekipler kuruyoruz belli dikeylerde. Burada da gerçekten katma değerli ürünler ve servisleri geliştirmeye çalışıyoruz. Sektörlere bütünsel bakmaya gayret ediyoruz. Birbirinden bağımsız projeler değil de daha bütünsel, daha entegre çözümler geliştirmeye ve bunu da sürecin bir doğal parçası olarak da son kullanıcının önüne sunmaya mümkün olunca çaba gösteriyoruz diyelim.
Çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet oldu. Verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.